Merhabalar, bugün sizlere Amazon Nehri hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Güney Amerika'da yer alan Amazon Nehri, Afrika'daki Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun nehirlerinden biridir. Büyük Okyanus'a 160 kilometre mesafede Peru'daki Ent Dağları'nın doruklarından doğarak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas Okyanusu'na dökülür. 6400 kilometre uzunluğundaki Amazon'un taşıdığı su miktarı Mississippi, Nil ve Yangtze nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır. Tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık %20-25'ini taşıdığı sanılmaktadır. Amazon nehri yaklaşık yıllık ortalaması 180 bin metreküp saniye olan debisiyle ve suladığı alanın büyüklüğü itibarıyla da birinci sıradadır. Denize döküldüğü Atlas Okyanusu kıyılarında genişliği yaklaşık 240 kilometre. Amazon Nehri dünyadaki en biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemlerin arasından geçiyor. Bota olarak bilinen Amazon'un nehri Yunus'una ev sahipliği yapmaktadır. Boşaldığı Atlantik Okyanusu'nun rengini 320 kilometreye kadar değiştirmektedir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı raporuna göre Amazon Nehri her saniye 1100 ayrı koldan temin edilen ortalama 219 bin metreküp su taşır. National Geographic topluluğuna göre nehir Atlantik Okyanusu'na dökülmeden önce 7 Güney Amerika ülkesinden geçiyor. Bu ülkeler Peru, Bolivya, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Guyana ve Brezilya'dır. Yağmurlu mevsimin doruğunda Amazon nehrindeki akıntı hızı saatte 7 kilometreye ulaşır. Amazon'un ağzı 1500 yılında Vincent Pinzon tarafından keşfedilmişti. 1541 yılında İspanyol kaşif ve fatih olan Francisco de Orellana yolculuğunda tanıştığı ve kendisine Yunan mitolojisindeki benzerlerini hatırlatan kadın savaşçıların onuruna nehre Amazon ismini vermişti. Nehrin kaynakları ise ancak 1941'de Bertrand Florna'nın yönettiği ekip tarafından bulunmuştur. Dünyanın jeolojik kayıtlarına göre Amazon nehrinin 100 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Geniş Amazon biyomunun içinde yer alan Amazon nehri hala 2.7 milyon yerli insana hizmet etmektedir. Bu insanlar uzun tarihlerden bu yana yaşamak için nehre bağımlı durumda. Amazon nehri dünyanın en büyük tropik yağmur ormanları arasında yer alıyor. Yani Amazon nehri boyunca yayılan habitatlar zengin çeşitliliğe sahipler. Birçok yabani canlı türlerinin yaşadığı bataklıklar ve akarsular var. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre 370'ten fazla sürüngen türü, 3000 tatlı su balığı ve 400 amfibi hayvanın yaşamı Amazon nehrine bağlı. Bu büyüleyici hayvanlardan bazıları dev bir Amazon nehri kaplumbağası olan Arrau kaplumbağası, boğa yılanı, aligator anakonda, cüce kayman pirana, çeşitli ışınsal yüzgeçli balıklar ve timsahlardır. Amazon nehri yunusu, dev susamuru ve tapir gibi başka memeliler de vardır. Amazon'un nehir kıyılarının çoğunda Macerium lanatum çalılıkları bol miktarda yetişir. Nehir birçoğu havzada yaşayan ve ticaretle geçinen topluluklar tarafından yakalanan yaklaşık 3000 balık türüne sahipti. Diğer balık türleri akvaryum ticareti için süs türleri olarak hizmet ediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Amazon Nehri'nin Brezilya tarafından balıkçılık ticareti 168 binin üzerinde iş olanağı yaratmakta. Kolombiya, Peru, Ekvador ve Bolivya kalkınmayı teşvik etmek adına ortak sınırlar arasındaki ticareti kolaylaştıran ulaşım sistemleri kurmuşlardır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçme bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.